şeyi söylediniz siz milli görüş belediyeciliğini övdünüz şimdi Ak Parti Belediyesi'ni eleştirdiniz tam şimdi <laughs> sizinle ilgili evet. tartışma ile ilgili bir kapı onu soracağım olmuş. ama yani, evet o onu bir şey... soralım da onun e, böyle bir iddia var deniyor ki Yeniden refah partisi sizi aday işte, göstereceği, kim söyledi bunu ya, böyle Parti bir günde Fatih Portakal bu değil hayır, hayır ben de kimse bunu görüşmedi efendim bize, evet. benimle kimse görüşmedi ben böyle bir e, ilk seçim bittikten sonra da benzer şeyler konuşuldu belediye ile ilgili. O zaman AK Parti için konuşuluyordu, İstanbul Hı -hı. için konuşuluyordu. Soruda o vardı. Ben mizacım belediye başkanlığı yap yapmam yapamam dedim. Yani mizacım buna uygun değildi. O zaman öyle demiştim. Sonradan bu çıktı. Bu nedir bilmiyorum. Yani Hı -hı. benimle böyle bu anlamda görüşülmüş değil. Ben böyle bir şey ciddi bulmadığım için tekzip bile etmedim yani böyle bir e, neden mizacına uygun değil. Ya de ben belediye başkanı ya <laughs> belediye başkanı başka bir şeydir efendim. Yani Ama o, bu bir şey söyleyeceğim. Benim hiç şey mesela 30 küs senedir cemiyetçilik yapıyorum, siyaset yapıyorum. Hayatımın herhangi bir bölümünde, ben belediye başkanlığı yapayım, böyle hizmet edeyim diye bir gündem hiç olmadı. Onu demeye çalışırım. Hiç yani böyle bir Ta, o zaman pol politik olarak hiç öyle bir gündemim olmadı. olmadı. Doğru evet. olmadığını hiç, evet, türek, hiç türek, bir şekilde. Türek. Doğru değil. Zaman hani de. şöyle bir hürmetsizlik olmasın. Bu ciddiye almadığım için tekzip etmediğim bir haberdir. Yoksa bunu tekzip ederim. Ama tekzip etmedim. Ha bu arada siyasetçiler için efendim bir yerlere yakıştırılıyor olmak, bir yerlere yakıştırılmıyor olmaktan daha kıymetlidir. Yani o kim ki bizden aday olsundansa, e bizim adayımız olsa, e kıymetli bir şeydir o yüzden hani onu. Ama o kadar net izledim. ifadeler. Teklif Fatih Erbakan'dan gelmiş. Yavuz Bey hayır de efendim. ben parti kurma hazırlıkları içerisindeyim deyip teşekkür <gülüyor> ederek <laughs> eee İstanbul'da yeniden Rafai Bakın şöyle oluyor. Bir insan ifadeler. öldü diye haber yapıyorlar. Bu haber mantığı olarak söylüyorum. Sonra siz diyorsunuz ki efendim ben yaşıyorum. Diyorlar ki efendim bağlanıp söyler misiniz ekrana hani yaşadığınızı? <laughs> ya diyorum arkadaş ben zaten yaşıyordum. Benim de ilgili öldü haberini siz yaptınız. <laughs> <laughs> sizin spotlayın öldü. <laughs> bu haber mantığı açısından ben bunu mesela şöyle nezaketsizlik sayıyorum. Biraz bu işler konuşulacaksa ihtimam gösterilmesi lazım hükmü şahsiyetlere. Bizim, ben şimdi memleket için kimsenin B planı olmayacağımı, Milletin A planı olma hassasiyeti taşıdığımı söylüyorum. Yani bilek güreşi yapacaksanız ya lütfen bunu birazcık insan şahsiyetine halel dar etmeyecek şekilde Şimdi, yapabilir misiniz ya? Bu nedir yani? Evet. Bir Peki, şeyi sormak istiyorum size. Siz çok tecrübelisiniz. Ee, yani siyasette aslında bu yeniden refah konusu açılmışken bu da ilginç bir şeye denk geliyor çünkü. Yani Memnuniyetsizlik sizdeki asabı bozuk seçmen oluşturur efendim. Evet. Böyle zamanlarda. Soruyu anladınız evet. Aynen. evet ben böyle de zamanlarda, zamanlarda. Böyle bir parti şu anda. Siyaset çözümsüzlük çözümsüzlükle buluşunca yetkiye rağmen. Yani iki türlü kızgınlık var şu anda Türk seçmeninde. Bu 2002, ne, 2002 sendromuna benzemeye başladı. Hmm. İktidara elinizde her türlü kudretiniz varken niçin memleketinizi toparlayamadınız? Bizim için bu kadar problemle yaşar hale getirdiniz diye kızgınlık. Muhalefete de bu kadar derdimiz varken niçin dertlerimizin umudu olamadınız diye kırgındık. Böyle zamanlarda seçmen apolitik hale gelir, kahırlı seçmen profili oluşur, hepinizin cana cehenneme duygusu galip olur. Asabı bozuk seçmenler ya marjinal partilere meylederler yahut sandığa gitmezler. İkisi olabilir. Bunun ikisi bir arada olacak galiba. Yani sandığa küsme de olacak ama sandığa küsmeyi kendileri için yeteri kadar yürek soğutucu bulmayan seçmen en marjinal olan uçlara oy verecektir. Böyle zamanlarda olur bu. Avrupa'da da böyledir. Yani. Geçim darlığı zorluğu artınca, hayat yaş pahalılığı hayatı zorlama, zorlamaya başlayınca, ufukta ümitsizlik artık boy göstermeye, baş vermeye başlayınca ne olur efendim? Millet cezalandırma eğilimi, işte yaşama sevincini kaybetme falan kahırlı kızgın seçmen çıkar. Bu asabı bozuk seçmen profili böyle zamanlarda oluşur. Şimdi yine oluşmaya başladı. Benim e gördüğüm bu. Yeniden... AK Partili yıllarda AK Parti'ye inançla bağlı olan bir kısım dindar seçmenin bu yapılanları yakıştıramıyor olmasından Kahırla, işte daha orijin, daha or, organik olarak eskiye dönüşü tedavi ettiren işte o geleneğin e, bidayetteki varlığını atıf yapan bir siyasi gelene, e, mensubiyet falan mes. Bir de bu arada Ak Parti'nin böyle uzun iktidar böyle hatalar yapar biliyorsunuz. Efendim bir sürü bir sürü portre çıkar, bu portrelerden isabet ettiremezseniz, isabet ettiremediğiniz beklenti yüksek olanlar başka yerden aday olur. Onlar illa seçilmek zorundadırlar. Böyle hmm. tuhaf tuhaf demeçler görüyorum. Yani efendim haşa huzurdan bunlar neredeyse Allah orada haşa huzurdan. E biz nereye gidersek Allah'ın planı oradadır açıklamaları. Yani 5 dönem AK Parti'de çalışmış vekil olmuş. Şimdi başka bir yere geçmiş diyor ki Allah bizimle beraberdir. Daha önce de Allah AK Parti'deyken onlarla beraberdi Şimdi siyaseti bu pratiklerle yapmaya başladınız mı? Kahırlı seçmen, kızgın seçmen, sizin o asabı bozukluğunuza kendisi de ben de senin gibi düşünüyorum diyen seçmen böyle yığıla yığıla alternatif oluşturdu. 2.6 ayda ne Peki, değişti? Ben bunu şöyle görüyorum. İlk defa Tayyip Bey mesela 2023 seçimlerinde muhalefetin muhtevasızlığından kerhen oy aldı sence umruğaç? Hmm. İlk defa. Ha. Genelde AK Parti yapabilmek imkanını yönetiyordu. Bu sefer yapamadıysan öbür sefer yaparsın. O sefer yapamadıysan sana bir daha avans vereceğiz duygusu vardı. Ama bu son seçimde ben biraz şöyle olduğunu zannediyorum. Muhalefet zaten onu ispatlamış oldu. E, millet şöyle baktı. Biz bu muhalefete oy veremeyeceğiz görünüyor. Bunlara oy veremediğimiz için size mecburiyetten oy veriyoruz. Kerhen oy veriyoruz. O yüzden bu kerhan oy vermenin yok yani evet yani bu Kerhan oy vermenin e, yansımalar arayış içinde seçmen arayış içinde bizim derdimize derman olacak. Hayatımızın ne kadarı kalmışsa bu kalanını huzurla yaşamamıza imkan verecek. Bize verdiği sözleri tutabilecek. Verdiği sözleri tutunca da bizim kendisine teşekkür edebileceğimiz tabu duru bir hükümet istiyoruz bu. Şimdi o da bunu namayınca bu sefer seçmenin iktidarı cezalandırmak için bulabildiği en ehven metot belediye seçimleridir hem hükümeti indirmiyorsunuz hem de burnunu sürtüyorsunuz böyle bir psikoloji vardır hükümet bunu gördüğü için zannediyorum burada bu araya şöyle propaganda koymaya karar vermişler bu akıllı bir strateji izlediklerini gösteriyor efendim genel seçimdeki memnuniyetsizliği belediyelerde cezalandırmaya döndürmesin diye millet diyor ki hükümet tarafı belediyecilik bizim işimizdir bu ne demektir Enflasyona kızmayın, hayat pahalılığına kızmayın, hukuksuzluğa Hı. kızmayın. Efendim memleketteki nepotizme kızmayın, Oralar yolsuzluğa kızmayın. 17 Bunlara 17 kızmayın. Ya. Bunları da halledeceğiz ama onlar sonra konuşalım. Hı. Şimdi bu belediyeye motive olun lütfen. Biz bu belediyeciliği biz yapacağız falan diyor. Muhalefetin elini ne zayıflatıyor efendim? Muhalefetin elini de şu zayıflatıyor. Onlar da genel seçim psikolojisiyle belediye seçimlerine girmişlerdi. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır diyorlardı. Hı. Aldık İstanbul'u diyelim. Ne oldu? İstanbul'u aldık ve Türkiye'yi alamadık. İstanbul'un beraberinde kendini düşünen insanlar çıkıverdi seçimlerde. Kentini düşünen adamlar diye seçtik biz bunları. Bunlar kendilerini düşünmeye başladılar. Belediye başkanı seçiyoruz ama adam cumhurbaşkanı gündemli. Belediye başkanı diye seçiyoruz ama onlar kendilerine başkan denilmesini istiyor. Ya bizim dertlerimizle ilgilenebilir misiniz yani? Yol, ulaşım, işte sokaklarımızda otopark, temizlik, su falan yaşam alanları. İşte depremde kaçış alanlar falan. Neyse yani şehrinizle ilgilenir misiniz lütfen? Hayır. Siz bize şehir için oy verin. Bizim başka gündemlerimiz var. Biz o gündemleri oraya taşıyacağız. Bundan da yorulduk. Efendim bu eski siyasal sistemin, eski siyasi dilin, eski siyasi tasdifin bence son seçimi. Mecburiyetlerin, kerhen tercihlerimizin son seçimi bu. 31 Mart'ın o yüzden ben bir milat olacağını düşünüyorum. Şöyle bakıyorum efendim. Mesela hükümet açısından ne diyeyim? Sandıktan çıkabilecek bir şey hükümetin ihtiyacını görmez. Yani hükümet ne arıyorsa sandıkta o sandıktan çıkmaz. Hükümete ne lazım? Hükümete bence akıl lazım. Stratejik kapasitesi lazım. Devlet edebilmek, hükümet edebilmek yeteneği lazım. Hedef koymak, hedefe yürüyebilmek, yürüyemediği hedefin muhasebesini yapabilmek. Bunun için bir akıl, bunun için bir denetim mekanizması. Bak her şey lazım ama bunlar sandıktan çıkmaz. Sandıktan bunları yapabilme kabiliyeti olan iradeye güç çıkar. Size zaten yeteri kadar güç vermiş. O yüzden hükümetin sandıkta aradığı şey bence yanlıştır. Muhalefetin aradığı muhalefetin peki, şeyi şudur. Muhalefetin de sandığa, muhalefetin de sandığa gitmeye hakkı olması lazım. Sandığa gidecek olan muhalefetin de şöyle demesi lazım. Aklım var. Ahlakım var, dilim var, idealizmim var, ölçüm var, planım var, programım var. Sadece yetkim yok demesi lazım. Muhalefet de şöyle, aklım yok, ahlakım yok, ilkem yok, ölçüm yok. Aslında benim sandığa gitmeye hakkım yok. Birinin sandıktan çıkarmaya bir şeyin hakkı yok, öbürünün de sandığa gitmeye hakkı yok. Peki,